Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün tavuklarımı tıraşlama videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz bahar mevsimi geldi. Bununla birlikte şimdi civciv almak istiyoruz hayvanlarımızdan. Yücekoşun ırkı da çok tüylü bir hayvan ırkı, gördüğünüz gibi. Bu yüzden zaten Ocak ve Mart aylarında civciv alamamıştık kork tavuklarımızın altından. Yumurtaların hepsi boş çıkmıştı. Şimdi bu şekilde tıraşlama yapacağız. Yumurtaların döllülük oranı artırmak için. Bakalım, gösterelim. Sadece şu kısmı şöyle güzelce hafif hafif kesiyoruz. Kafa kısmından biraz da kuyruklardan böyle. Yani hayvanla eşleşirken yumurtanın sperm oranı artsın diye bu yöntem yapılıyor herkes tarafından. Böyle dikkatli bir şekilde hayvan canını acıtmadan yapıyoruz. Bayağı yoğun bir tüy yumağı maşallah. Rozumuz, paşa ismi. Birazcık da kuyruğun şu kısımlarından hafiften. Bakın. Kafa kısmı burada kaldı. Bu yöntemle geçen sene verim almıştık. Şimdi tekrardan bu yöntemi uyguluyoruz. Evet, şimdi tavuğumuzu aldık elimize. Tavuğumuza devam ediyoruz işlemimizi. Bu şekilde. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bu hayvanlarımız için. Bakın. Buralara bakın, pislik oluşmuş. Şu makat bölgesinin etrafını şöyle temizliyoruz ki civcivlerimiz olsun. Bunlar bol tüylü hayvanlar. Kuyruklardan da birazcık alıyoruz. Evet, bu geçenlerde burkulan tavuğumuz. Burkulu geçti kızımızın. Böyle çok akıllı kızım. Şimdi bunun tüylerini keseceğiz birazcık. Bunda bayağı bir yoğun tüy var. Tabii görsel olarak birazcık iyi olmuyor ama mecburuz buna. Evet arkadaşlar, tüy kesimini bu şekilde yapıyoruz, tıraşlama işlemini. Daha sonra tüy kesimini Eylül-Ekim ayı gibi tekrardan eski tüylerine geri kavuşurlar bu hayvanlarımız. Bu şekilde tüy kesimini yapıyoruz, tıraşlama işini. Evet, yeni yerlerine de